Neal Stephenson'ın bu ay çıkan son kitabı Termination Shock. Biliyorsunuz bu yazar 30 yıl önce bugünün dünyasını öngörüp Metaverse'ün tanımını yapmıştı. Yani geleceği bazılarımızdan çok daha iyi öngördüğünü söyleyebiliriz. Yeni kitabında da iklim değişikliğinin insan toplumunu önemli ölçüde değiştirdiği yakın bir gelecekten söz ediyor. Çok kalın, ben daha yeni okumaya başladım, henüz bitiremedim ama iklim konusunda takip ettiğim ve böyle roman yani kurgusal bir eser olmayan bir organizasyon var. Geçtiğimiz günlerde Glasgow'da çok önemli bir toplantı yapıldı bu konuda. It is crucial that the nations will come together to solve the crippling problems that the world now faces. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinden gelen 200 kadar lider yine dünyanın geleceğini konuştu. COP is the world's biggest summit on the world's biggest issue, climate change. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, kısaca COP26 adı verilen bu organizasyonda çok güzel, harika kararlar alındı diyebilmeyi çok isterdim eğer bu kararlar 15 yıl kadar önce alınsaydı. I'd like to remind us all that we have 98 months to halve global emissions. Yine de geleceğimizi ilgilendiren ve maalesef pek çoğumuzun dikkate almadığı, alamadığı bu konuların artık böyle yüksek sesle konuşulmaya başlanması bile önemli. Four things need to happen and it boils down to coal. İşte o toplantıda konuşulan bu önemli konulardan biri de sürdürülebilir ulaşımdı. Evet, son dönemde elektrikli otomobilleri çokça konuşuyoruz ama tek başına bu yeterli değil. Yaptığımız her şeyin sürdürülebilir olması gerekiyor. Kullandığımız her kaynağı yeniden değerlendirebilmemiz. Geleceğin otomobilini hayal ederken sadece teknoloji yetmez. Buna sürdürülebilir tasarımı da eklemek gerekiyor. Az şeyle çok şey yapabilme sanatını. İşte bir grup tasarımcı tüm bu kavramları düşünerek 2040 yılının otomobilini geliştirmiş. Hem de oldukça yenilikçi bir ortamda. Bu bir konsept otomobil. Hemen her parçasında ikincil alüminyum ya da ikincil çelik gibi yenilenebilir malzemeler kullanılmış. Ne demek bu ikincil? Normal yaşam döngüsünü tamamladıktan sonra yeniden hayata döndürülen demek. Bunlar atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle elde ediliyor ve ömrünü tamamladıktan sonra yeniden kullanılabiliyor. İşte bu otomobil de %100 geri dönüştürülebilir biyobazlı ham maddelerle üretilmiş. Elektrik motoruna güç veren pili dahil. Tüm bu süreci görselleştirebilmek üzere özel bir logo tasarımı da yapılmış. Dairesel bir logo. Tıpkı otomobil gibi bu özel logo da sadece estetikle ilgili değil, aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili 4 önemli kavrama vurgu yapıyor. Yeniden düşün, yeniden azalt, yeniden kullan ve yeniden dönüştür. Yani sadece otomobili değil, onun tüm yaşam döngüsünü dairesel olarak tasarla. Şimdi bu kavramları biraz açalım. Yeniden düşün. Dairesel ürün tasarımı farklı şeyler düşünmekle başlar. Geleceği tasarlarken tüm süreçleri ve üretim teknolojilerini incelemek ve farklı düşünmek gerekir. Tasarımcılar bir otomobili oluşturan her bileşen parçayı ve onun şimdiye kadar gerçekleştirdiği her işlevi incelemiş ve bunun ardından parçalar ya çıkarılmış ya da akıllıca değiştirilmiş. Yeniden azalt. Az çoktan fazladır deyip duruyoruz ya, ben bunu yıllardır söylüyorum. Bir de daha azıyla daha fazlasını yapabilirim demek lazım. Geleceğin otomobilini tasarlayanlar dış cephe boyasını, deriyi ve kromu tamamen ortadan kaldırmışlar. Deriyi, kromu kaldırmak tamam da bu dış cephe boyasını kaldırınca var olan bu rengi nasıl vermişler dersiniz? Alüminyumu anotlayarak ve arka çamurluktaki çeliği yüksek sıcaklığa tabi tutarak bronz renginden maviye doğru doğal bir geçiş elde etmişler. Yani oldukça seçkin ve havalı bir görüntüyü hiç boya kullanmadan elde etmeyi başarmışlar. Tekerleklerde doğal kauçuk içine renk partikülleri yerleştirmişler. Jantlarda aracın genel estetiğine uygun bir tasarımı sadece bir mono materyalle, ikincil alüminyumla elde etmişler. Yeniden kullan. Sürdürülebilir bir ürünün en başta uzun bir ömre sahip olması gerekir. Bunun için de onu gerçekten kullanmayı istememiz ve içimizdeki bu isteğin sürekli taze kalması lazım. İşte o yüzden sadece şekli değil, deneyimi de tasarlamak gerekiyor. Çünkü zengin ve keyifli bir ürün deneyimi sunarsanız insanlar da aldıkları bu ürünü çok daha uzun bir süre kullanırlar. Peki bir otomobilde bunu nasıl yaparsınız? Dijital teknolojileri kullanarak.
Bilgisayar ya da telefonlarımızın ekranlarındaki duvar kağıdını değiştirmek bile bize bir tazelik, bir ferahlık, yenilik hissi veriyor, öyle değil mi? Fiziksel olarak aynı yüzeylere dokunuyoruz ancak dokunduğumuz şeylerin içindeki şekiller, renkler değişiyor. Ben buna fijital deneyim diyorum. Bu fijital kelimesini de fizikselle dijitalin birleşiminden oluşturdum. İşte buna benzer bir deneyimi yaşatmak için geleceğin otomobilinde görüntüleme yüzeyleri hemen her yere yayılmış. V şeklindeki ön panelin ortasındaki bu kristal gövde 3 boyutlu baskı teknikleriyle üretilmiş. İçinde oluşturulan renk efektleriyle otomobilin düşünmesi görselleştirilmiş. Gösterge panelleri yerine tüm bilgiler ön cama yansıtılıyor. Yine 3 boyutlu olarak ölmüş ağaç parçalarından bastırılan direksiyon simidinde parmak hareketleriyle kontrol edilen yüzeyler var. İşte her yerde uygulanan, benim deyimimle bu fijital deneyim sayesinde, donanımı değiştirmeden sadece yazılımı güncelleyerek tazelik ve yenilik duyguları sağlayabiliyorsunuz. Aldığınız otomobili uzunca bir süre değiştirmeseniz bile bu görüntü seçenekleriyle sürekli yeni özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Tamamen kablosuz olarak ve bulut üzerinden sağlanan yeniliklerle otomobil sürekli olarak güncelleniyor ve böylece yaşam döngüsü de uzuyor. Yeniden dönüştür. Şimdi parça bütün ilişkisini bir düşünün. Kullanıcıların bütünü oluşturan parçaları tek tek değiştirebilmesini sağlamak gerekiyor. Böylece o parçaların oluşturduğu bütünün kendisini çok daha uzun bir süre kullanabilirsiniz. Ayrıca bu değiştirilen parçalar da yeniden döngüye sokulabilir. Bu geleceğin otomobilinde tasarımcılar yapıştırılmış bağlantılardan veya kompozit malzemelerden kaçınmışlar. Bunun yerine kablolar, çıt çıtlar ve hızlı açılan bağlantı elemanları kullanmışlar. Mesela şu koltuğa bir bakın. Arkasındaki logo düğmeyi kullanarak tek bir hareketle onu oluşturan tüm parçalar birbirinden rahatlıkla ayrılabiliyor. Bugüne kadar kullandığınız, bindiğiniz otomobilleri bir düşünün. En çok hangi bölgesi, neresi eskiyor? Tabii ki oturduğumuz koltuklar, öyle değil mi? Ve şimdiki tüketim alışkanlıklarıyla böyle birazcık eskimeye, yıpranmaya başlayınca hemen değiştiresimiz geliyor. Oysa eskiden olduğu gibi sadece yıpranan kısımları değiştirebilsek yine yeni gibi gözükmeye başlar. İşte bu geleceğin otomobilinde hemen her yerde şu ilginç şekilli logo düğmeleri görüyoruz. Bu düğmeler parçalar için bir çeşit anahtar görevi görüyor. O bölgedeki malzemelerin tek bir alet kullanılarak sökülmesine imkan veriyor. Bu aynı zamanda güvenliği de arttırıyor çünkü labirent şeklinde tasarlanan bu logo düğmeyi ancak ona uygun özel bir aletle sökebiliyorsunuz. Ve aslına bakarsanız o logo sadece bir labirent değil, aynı zamanda circular yani dairesel kelimesinin harflerinden oluşturulmuş. Yani bu döngüsel düşünce biçimi tasarımın adeta kalbine yerleştirilmiş. Peki bu otomobilin farları nerede? Ön tarafa dikkatle baktığınızda iki büyük panel olduğunu fark ediyorsunuz. Ön tarafın tamamını kaplıyor ve aslında iki büyük LED ışık paneli oldukları için üzerinde her türlü deseni oluşturabiliyor. Kenarlarda yoğunlaşan çizgiler far fonksiyonu görürken ortadaki ışıklı çizgiler hem klasik ızgara çubuklarını andırıyor hem de üzerindeki animasyonlarla kullanıcısıyla ve çevresiyle etkileşime girebiliyor. Dış yüzeydeki bu görsel tema pencerelerde, çatıda ve arkasında da devam ediyor. Işıklı ön paneline biraz daha dikkatli bakarsanız bunların aslında BMW'nin ikonik böbrek tasarımı olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü bu otomobil BMW grubunun mobilite alanında dünyanın en sürdürülebilir üreticisi olma hedefiyle tasarlanmış. 2040 yılına kadar tamamen yenilenebilir otomobiller üretmek için şu anda ürettiği otomobillerde de bu prensipleri uygulamaya başlamış. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de sunulan yeni BMW iX böyle bir vizyondan doğmuş. Elektrikli mobilite için tasarlanmış. Verimli BMW eDrive teknolojisi ve tamamen elektrikli 4 çeker sistemiyle bu yeni BMW iX'in iç tasarımında önemli oranda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış ve bazı malzemeler yenilenebilir doğal ürünlerden elde edilmiş. İç mekanda kullanılan kumaş doğal yün liflerinden yapılırken
Deri döşeme geleneksel tabaklama maddeleri yerine zeytin yaprağı özüyle işlenmiş. Bunlar da Avrupa zeytinliklerindeki ağaçların yıllık budamasını takiben toplanan yapraklardan elde ediliyor. Halı ve paspaslar özel olarak geliştirilmiş bir işlemle geri dönüştürülmüş naylon atık malzemelerden üretilmiş. Bunun içinde denizden geri kazanılan o balık ağları ya da aşınmış zemin kaplamaları, plastik üretiminden kalan atıklar değerlendirilmiş. Geri dönüştürülmüş bir plastiğin üretim süreci petrol bazlı naylonun geleneksel üretim sürecine göre %80 daha az karbondioksit yayıyor. 5. nesil BMW eDrive teknolojisindeki elektrik motorlarında nadir toprak malzemelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıp bu ham maddelerin gerekli olduğu alışılmış mıknatıslar yerine motorun hem anlık hem de hassas olarak çalıştırılmasını sağlamak için elektromanyetik alanlar kullanılmış. Otomobildeki ikincil alüminyum oranı da artırılarak %50'ye kadar çıkarılmış. Yeni bir tasarım anlayışıyla ortaya çıkarılan BMW iX'in bu iddialı elektrikli modeli xDrive 40 hakkındaki diğer özelliklere ve daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Videonun başında dünya liderlerinin COP26 konferansında bir araya geldiklerini söylemiş ve aldıkları kararları keşke 15-20 yıl kadar önce alsalardı demiştim. Eğer dünyanın sahip olduğu kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak istiyorsak bu işi sadece dünya liderlerine bırakamayız. Bireylerden başlayarak her seviyede ailelerin, kurumların, organizasyonların, şirketlerin inisiyatif üstlenmesi gerekiyor. Bu konferansta hedeflenen iklim nötrlüğüne doğru ilerlerken en önemli amaç herhangi bir aracın tüm yaşam döngüsü boyunca karbondioksit emisyonlarını azaltmak olmalı. O yüzden geleceğin otomobillerinin elektrikli olmasının yanı sıra üretiminin de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılması gerekiyor. Bunun için de kullanılan tüm malzemelerin döngüselliğine dikkat edilmeli. Günümüzün dünyasını daha 30 yıl önce adını koyarak Metaverse diyerek gören, tahmin eden bilim kurgu yazarları geleceğin dünyasını artık iklim üzerinden görmeyi tercih ediyorlar. Bir zamanlar bilimle kurguyu birleştirip science fiction, sci-fi diyenler, şimdilerde iklimle kurguyu birleştirip climate fiction, cli-fi diye bir edebiyat türü türetmek durumunda kaldılar. Bizler de hani circle of life, yaşam döngüsü deyip adına şiirler yazıp şarkılar besteliyoruz ya, doğada gördüğümüz bu döngüyü üretim pratiklerimize, tüketim pratiklerimize de yansıtmazsak eğer, işin kurgusal tarafı pek de kalmayacak. O yüzden attığımız her adımda farklı düşünmek, kullandığımız her araçta ayrıntılara dikkat etmek zorundayız. Daha iyi bir gelecek için 2040'lı yılların tasarımlarını 2020'li yıllarda düşünmeye başlamalıyız.